Evet, haber merkezinden günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. Şimdi haberler. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı Türk Kızılay Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi ziyaret etti. Ziyarette dernek şube başkanı Yusuf Oktay'ın yanı sıra tüm yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette konuklarına teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bundan sonraki hizmet ve faaliyetlerinde de Türk Kızılay Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi'ne başarılar diledi. Başkan Hüseyin Uysal'ı daha sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Şakir Başol, dernek yöneticileriyle birlikte ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Başol ve dernek yöneticilerinin gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal da konuklarına teşekkür etti. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Karadeniz Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak, müftülük müdürleri ile birlikte kamu ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Karadeniz Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak ve müftülük müdürleri ile birlikte kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Müftü Albayrak ve beraberindekiler önce Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, ardından Savcı Sinan Temel'i ziyaret etti. Müftü Albayrak, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a yaptığı ziyarette, Başkan Uysal'a Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyunu ifade eden bir tablo ile gül takdim ederek görevinde başarılar diledi. Karadeniz Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, her yıl yurt genelinde kutlanmakta olan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında içeride düzenlenecek programla ilgili bilgiler verdi. Başkan Uysal, Kutlu Doğum Haftası'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Albayrak ve beraberindekiler daha sonra ilçede bulunan siyasi parti teşkilatlarını ziyaret ettiler. Önce AK Parti ilçe teşkilatına yaptıkları ziyarette sıcak bir ortamda karşılandılar. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatını ziyaret eden Albayrak ve beraberindekiler burada da ilçe başkanı Hayrettin Kartal tarafından karşılandı. Müftü Albayrak ve beraberindekiler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Cibeli'ye ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, beraberinde yönetim kurulu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Tümür Özgen'i ziyaret etti. Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, beraberinde yönetim kurulu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Tümür Özgen'i ziyaret etti. Civelek, Türk Polis Teşkilatı'nın 169. yıl dönümünü kutlayarak başarılar dilediği konuşmasında, Emniyet Teşkilatı'nın cansiperane bir şekilde asayiş sağlayıp, halkın huzuru adına ihtiyaç duyulan her anda yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirdi. İlçe Emniyet Müdürü Tümür Özgen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk Polis Teşkilatı'nın 169 yıldır ülkede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Kendilerinin de her zaman Ereğli halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri, Mısır hükümetinin 529 kişi hakkında aldığı idam kararını protesto etmek amacıyla Atatürk Anıtı önünde dün akşam eylem düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri, Mısır hükümetinin 529 kişi hakkında aldığı idam kararını protesto etmek amacıyla Atatürk Anıtı önünde eylem yaptı. Sizi şaşırma, sabrımızı taşırma, sizi şaşırma, sabrımızı taşırma, sizi şaşırma, sabrımızı taşırma. Ellerinde sizi şaşırma, sabrımızı taşırma, katliama dur de kardeşine sahip çık dövizleriyle Atatürk Anıtı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi Mısır hükümetinin aldığı idam kararını protesto etti. Zalimler için yaşasın cehennem! Kardeşine sahip çık, katliama dur de kardeşine sahip çık!
Saat 17'de başlayan ve sloganlarla devam eden eylemde açıklamayı Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Tuğba Katırcı yaptı. Mısır'da 529 kişi hakkında verilen idam kararına hayır dediklerini söyleyen Katırcı, yaşananların bir insanlık ayıbı olduğunu ve bu ayıbın tüm dünyanın kulaklarını çınlatması gerektiğini dile getirdi. Mısır'da büyük bir zulüm var ve bütün büyük zulümler biz arkamızı dönüp sessiz kalmayı tercih ettiğimiz için yaşanıyor. İnsani bir duruş ve bunun iradesinde aidiyetlik gereği Mısır cuntasının vermiş olduğu 529 idam kararına hayır. Bütün benliğimizle haykıralım ki bu insanlık ayıbı dünyanın kulaklarını çınlatsın. Sadece muhalif oldukları için düşüncesi ve inancından ötürü idam kararı verilmesi insanlık ayıbının en açık örneğidir. Bizler Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak bu adaletsizce yapılan soykırıma dur diyoruz. Uluslararası kamuoyunu bu adaletsiz idam kararını durdurmaya çağırıyoruz. Ve biz geleceğin eğitimcileri olarak Mısır'daki idam kararlarına karşı duruşumuzu yüksek sesle duyurmak için tavrımızı ortaya koyduk. 20 dakikada 529 idam kararı veriliyor ve tüm dünya bu insanlık ayıbını susarak izliyor. Suça ortak oluyor. Mısır'ın siyasi hayatında tahmin edilmesi güç tahribatlara neden olacak idam kararlarının bir an önce kaldırılmasını ve başta Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmak üzere tüm siyasilerin serbest bırakılmasını ve Mısır'ı kendine piyasa yapmaya çalışan ülkeleri insanlığa davet ediyoruz. Zulm ile abad olanın sonu berbat olur diyerek bu ayıba hep birlikte dur demeye çağırıyoruz. İdam insanlık suçudur. Suça ortak olmayın. İnsanlığımıza sahip çıkalım. Yapılan açıklamanın ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı. Zonguldak'ta anneleri babaları tarafından öldürülen iki kız kardeş bunalıma girerek okuldan kaçtı. İki kız kardeş polisin ikna etmesi sonucu intihardan vazgeçti. Zonguldak'ta anneleri babaları tarafından öldürülen iki kız kardeş bunalıma girerek okuldan kaçtı. İki kız kardeş polisin ikna etmesi sonucu intihardan vazgeçti. İsimleri BG olan 14 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş 21 Şubat tarihinde Çaycuma'nın Güdüllü köyünde ayrı yaşadıkları babaları Hüseyin G'nin, anneleri Gülay G, anneanneleri Fatma Kayabaşı ve onun imam nikahlı yaşadığı eşi Salih Bostancı'yı öldürmesi sonucu kent merkezindeki sevgi evlerine yerleştirilmişti. Zonguldak'ta sevgi evinde kalan iki kız kardeş okuldan kaçtı. Bunalıma girerek kent merkezindeki Fevkani Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan BG ve BG'nin iki ay önce yaşanan olayın şokundan kurtulamadıkları öğrenildi. Kaldıkları sevgi evinden servisle okula giden iki kız kardeş okuldan kaçtı. Öğretmenlerinin fark etmesi üzerine Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Polisin her yerde BG ve BG'yi aradığı sırada iki kız kardeşin köprünün korkuluklarına çıktığı ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki kız kardeşi ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonucu iki kız kardeş korkuluklardan kurtarıldı. 14 yaşındaki BG'nin baygınlık geçirdiği görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerine geldi. Psikolog eşliğinde ambulansa bindirilen iki kız kardeş hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle travma yaşayan iki kız kardeşin babaannelerinin yanında kalma isteklerinin kabul edilmemesi nedeniyle intihara kalkıştıkları ileri sürüldü. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğünü belirten yetkililer, psikolojik durumlarına göre babaannelerinin yanında kalıp kalamayacaklarına karar verileceğini kaydetti. Öğrenciler, hastanedeki muayenelerinin ardından kaldıkları sevgi evine gönderildi. Güdülü köyünde 21 Şubat'ta eşiyle maddi imkansızlıklardan kaynaklanan tartışma nedeniyle
Bir süredir ayrı yaşayan Hüseyin G, karısı Gülay G'yi, kayınvalidesi Fatma Kayabaşı ve onun imam nikahlı eşi Salih Bostancı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Annelerinin yanında kalan kız çocukları BG ve kardeşi BG, cinayetin ardından kent merkezindeki sevgi evlerine yerleştirildi. Yola çıkmaya çalışan çocuğunu engellemek isteyen kadına otomobil çarptı. Kadının yaralandığı kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuğa ise herhangi bir şey olmadı. Ereğli'ye bağlı Bölücük Mahallesi'nde yola çıkmaya çalışan çocuğunu engellemek isteyen kadına otomobil çarptı. Kadının yaralandığı kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuğa ise herhangi bir şey olmadı. Ereğli şehir merkezinden halk otobüsü ile kendisine gönderilen poşetleri almak için yolda bekleyen Mevlüde Şişman, halk otobüsünden poşetleri aldığı sırada 3 yaşındaki kızının yola çıktığını gördü. Elindeki poşetlerle birlikte halk otobüsünün önünden yola fırlayan Şişman, bu sırada arkadan gelen 67 TA960 plakalı MÖ idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yere çakıldı. Köy halkı ve otobüsteki yolcuların yardımına koştuğu Mevlüde Şişman için sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şişman'ın vücudunda kırıklar olduğu ve ortopedi servisine yatış yapıldığı öğrenildi. Halk otobüs sürücüsü Adnan'dan yeri Mevlüde Şişman'ın poşetleri aldıktan sonra yola çıkan kızına koşmak için yola çıktığını ve o anda kazanın olduğunu söyledi. Poşet aldı benden karşıya geçerken. Çocuğu da vardı burada. O yola çıkmasın diye hemen atladı. Mevlüde Şişman'ın akrabası Ali Şişman ise sürücü MÖ'nün hiç fren yapmadığını iddia etti. Az olsa frene basar yani lastiği çıkıyor. Lastiği hiç frene basmıyor zaten. Normalde hız 60, 70, 80 olada diyor yani. Abi daha bu kaçmaya çalıştı ondan ya. Tabii canım ya, yoksa buradan yakalıyordu onu. Allah Allah. Sen onu hiçbir şey yapamazsın abi, hiçbir şey yapamazsın. Kazanın şokunu yaşayan sürücü ise telefon ile yaptığı görüşmede kadının bir anda karşısına çıktığını, kadına çarpmamak için direksiyonu kırdığını ancak buna rağmen çarptığını söyledi. Sen ambulanstan gitti ama. Burada bu kadar bir şey yok herhalde. Omuz çıkmış. Yok be, ben bununla iş yapacağız herhalde o. Kamera var komutan. Göre de o arabanın şoförü düştü ya. Kazaya tamam. Tamam öyle aileşim. Bu olarak senin mi? Ha. İçinde ben varım. Sağ gelin mi olsun sonra. Nasıl oldu? Elimize fena kalabildi. Sen yayaya mı vurdun? Sürücünün eşi de kadının bir anda önlerine çıktığını, kendilerinin hasta götürdüğünü ve hatalarının olmadığını savundu. Kadında bir şey yok mu sakın ya? Bir omuzu... Bizim suçumuz yok, önümüz evine çıktı. Biz köye hastamızı götürdük. Arabanın içinde hasta var. Kanser hastası. Normal değil mi? Bence hani şimdi suçlanan. Bayan. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücü MÖ'nün ifadesini aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı Çilek Halk Otobüsü Kooperatifine ait otobüsün kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Halk otobüsünden poşetlerini alan Mevlüde Şişman'ın telefonla görüştüğü, bu sırada aniden yola çıkması ve otomobilin çarpması görülüyor. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kadına çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri Minik Adımlara Büyük Umutlar projesi adı altında Ereğli'de bir okulun ana sınıfını yenilemek için yardım kermesi düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri Minik Adımlara Büyük Umutlar projesi adı altında Ereğli'deki bir okulun ana sınıfını yenilemek için yardım kermesi düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Büşra Kılıç, Damla Nur Özdemir, Canan Tekin, Güldane Düzenli, Rabia Şafaklı ve Songül Subaşı topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında başlattıkları Minik Adımlara Büyük Umutlar projesi ile Ereğli'deki bir okulun ana sınıfını yenileme çalışmaları için yardım kermesi düzenledi. Abdi İpekçi Sergi Salonu'nda açılan gıda kermesinde elde edilecek gelirlerle Ereğli'nin Dedeler Köyü'nde bulunan Şehit Noyan Aydın İlkokulu ana sınıfının eksik olan tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi. Proje sorumlularından Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Damla Nur Özdemir, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında aldıkları projeyle bir okulun ana sınıfını yenilemeye karar verdiklerini belirterek şunları ifade etti. Biz Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileriyiz, 3. sınıf öğrencileriyiz. Topluma hizmet diye ders kapsamımızda bir ana sınıfını yenilemeye karar verdik. Bu ana sınıfımızı yenilemek için de kermes düzenledik. Kermesten elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımıza daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturma niyetimiz. Umarım bunu sağlayabiliriz. Daha sağlıklı eğitim koşullarıyla sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda ya 10 yıl, en az 10 yıl oradaki öğrencilerin kullanabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Amacımız sadece not almak değil, gerçekten üzerimize düşen sorumluluğu toplum olarak bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Duyarlı olan insanlarla da çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kermesimiz için hazırlık yapan velilerimiz oldu, esnaflarımız oldu, birçok konuda yardımcı olan. Bu şekilde bizim söyleyebileceklerimiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın bunu dokunan, duyarlı olan herkese sağ olsunlar yani. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İlimizde tahmin edilen 3 günlük hava durumu, cumartesi hava gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Pazar günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Pazartesi günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 16, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. ERT Haber Merkezi'nden günün gelişim olaylarını aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haber bültenimizde buluşmak üzere esenlikler dileriz.